Madeleine ve bugün size rengiyle enerji veren bir etek diktim. Bu eteği dikerken özellikle renginden gerçekten enerji aldım. Bu eteğe şayet siz de sahip olmak isterseniz yaklaşık 75 cm'lik bir kumaş işinizi görecektir ve hepsinden önemlisi bu eteğin kocaman cepleri var. Dikişe yeni başladıysanız şayet hem gizli fermuar dikişi hem cep dikişi, etek kemiğinin takılması ve dikişte karşılaştığınız tatsız sürprizlerle nasıl baş edebileceğinize dair tüm detaylar bu videoda var. Ben örneğin o kadar fazla ölçüp içip kendi üzerime giysem de eteğim günün sonunda ön kısmı çok bol oldu. Bu durumdan da kurtulmak için tünelimin içerisine bir lastik koydum. Ve şu an üzerime gerçekten çok güzel şekilde olan bir etek elde ettim. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben her hafta ve yepyeni içerikleri eklemeye devam ediyor olacağım. Şayet kanalıma abone olarak beni desteklerseniz hem beni çok mutlu edersiniz hem de bir sonraki içeriği kaçırmamış olursunuz. Yanı sıra Instagram'dan, The Blank hesabından da beni takip edebilirsiniz. Şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Bu proje için benim kullanacağım kumaş biraz Converse'a yakın streç bir kumaş. Ben bunu yaklaşık olarak 5 sene önce Ankara Bursa Kumaş Pazarı'ndan almıştım. Bugün kaderinde bu etek olmak varmış. Şimdi ilk olarak kumaşımı 2 kat üst üste katlıyorum. Daha sonrasındaysa kalıbımı çıkarmak için elimde bulunan herhangi bir etekten yararlanıyorum ve eteğimi ortadan ikiye katlıyorum. Eteğim siyah bir etek olduğu için net gözükmüyor olabilir ama şu anda ilk yapacağım işlem ön kısım. Kumaşımı ortadan ikiye katladım. Kat yerinin tam olarak paraleline olacak şekilde eteğimin de kumaş katını yerleştiriyorum. Şimdi aktarım yapacağım. Burada önemli olan elde etmek istediğiniz elbiseyi iyi analiz etmekte. Örneğin benim eteğim aşağıya doğru daralan ve arka kısmında yırtmacı olan bir etek. Ancak ben bu parçada bir yırtmaç istemiyorum. Zaten kumaşım esnek olduğu için de yırtmaca gerek kalmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden aşağıya doğru giderken etek ucunda yaklaşık 2 cm'lik bir çıkıntı yapacağım. Ve kalça hattını devam ettirdikten sonra parçamı buraya doğru genişleteceğim. İkinci yapacağım şey ise ben üst tarafımda yüksek belli bir etek olmasını istiyorum ve bu kısımda yaklaşık 3-4 cm'lik bir kuşak ekleyeceğim. Fakat bu etek de oldukça yüksek belli. Dolayısıyla bu aşamada yapacağım şey şu. Sizin eteğiniz şayet düşük belli ise yukarıya doğru payınızı çıkartmanız, sonrasında ise kemerinizi koymanız lazım. Fakat benim eteğim gibi yüksek belli ise kemerim 4 cm olduğu için buradaki sınırın 4 cm aşağıdaki noktalarını bulup onu aktarmam lazım. Böylece aslında eteğimden bu parçayı çıkartıyorum. Daha sonra bir kemer olarak ekli oluyorum. Şimdi yapacağım işleme gelecek olursam buradan dışarıda 2 cm'yi buluyorum. Daha sonra bel hattımı da takip edecek şekilde buraya kadar getiriyorum. Sonrasında ise bu noktadan aşağıya doğru parçamı hafif genişletiyorum. Yan tarafım bitti. Etek ucuna gelecek olursak da benim eteğimin boyu ideal. Aynı etek hattını burada da devam ettireceğim. Bu arada bu eteğimin bitmiş olduğu zamanki hattı. Fakat eteklerinize dikkat edin, içeriye doğru bir katlama payı vardır. Bu katlama payı da etek uçlarına genelde 2 ya da 3 cm'dir. Burada geliyorum 2 cm paralelinde kendime bir çizgi çekiyorum. Şimdi tek kaldı üst kısım. Şu bel hattımdan aşağıda geliyorum. 4 cm aşağıda noktalarımı buluyorum. Bunun için ilk önce çizgimi çiziyorum. Sonra aşağı indirip buradaki noktalarımı buluyorum. Şimdi tek yapmam gereken parçamı kesmek. Bu parçadan toplamda 1 adet kesiyorum. Gördüğünüz gibi ön parçam hazır. Aslında bu işlemler bu kadar basit. Ön tarafla ilgili yapacaklarım bununla da sınırlı değil. Çünkü ben her zaman özellikle yazlık parçalarda kocaman ceplerin olmasına bayılıyorum. Bu yüzden de işlemimi şöyle yapıyorum. Parçamı yine ortadan ikiye katlı şekilde bırakıyorum. Ön eteğimi eklemek için ceplerimi kesiyorum. Kumaşım az olduğu için ben biraz daha küçük yaptım. Görmüş olduğunuz gibi 20 cm yüksekliğinde ve 17 cm genişliğinde toplamda 4 adet bu parçadan kesiyorum. Bu parçadan kendime cep yapacağım. 2 tane iç cep, 2 tane dış cep torbam olmak üzere 4 tane torbam var. Ama bunlar hazır değil çünkü son bir işlem yapacağım. Birincisi, bu parça dikdörtgen bir parçaydı ama bel hattımın kendine özgü bir kavisi var. Bunun aynısını eteğime yansıtabilmek için 0'a 0 gelecek şekilde yan tarafları aynen böyle yerleştiriyorum. Bu cep parçamın aynı eteğimin yan tarafında olduğu gibi bir kavisinin olması lazım. Bu parçayı geliyorum, burada kesiyorum. Şimdi aynı kavise sahip oldular. Şimdi bu dış cep torbamdı. Sıra geldi iç cep torbasına. Elimi cebimin içine sokabilmem için burada bir cep yuvası olması lazım. Şimdi onu vereceğim. Bunun için de şöyle yapıyorum. Eteğimin bel kısmından içeride 2 cm'yi buluyorum. Yukarıdan aşağıdaysa yaklaşık olarak 15 cm'lik alanı bularak işaretliyorum.
Sonrasında ise bu iki noktayı birbiriyle birleştiriyorum. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra ise buradaki açıyı bir güzel kesiyorum. Artık ön eteğime dair tüm parçaları hazırladım. Şimdi yine kumaşımı ortadan ikiye katladım ve eteğimin arka kısmını kumaşımın kat yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. Etek ucunda yine yaklaşık 2 cm'lik bir boşluk bırakıyorum ki bu benim katlama payım olsun. Tüm çevremden 1 cm dikiş payı vererek işaretleme işlemini yapıyorum. Etek ucunda aynı diğer parçada olduğu gibi 2 cm'lik bir çıkıntı yapıyorum. Sonrasında da bildiğiniz gibi ben bel kısmına bir bel kemeri koymak istiyorum. 4 cm aşağıda noktamı buluyorum ve önce şu çizgiyi çiziyorum. Sonra çizdiğim çizginin aşağısında 4 cm'lik alanımı bularak işaretliyorum. Böylece yeni bel hattımı da çizmiş oluyorum. Burada yaklaşık olarak 2 cm aşağıda noktamı buluyorum. Yatayda da çizgimi çekiyorum. Sonrasında ise arka partimi de bitirmiş oluyorum ve tüm çevresinden 1 cm dikiş payını vererek kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Şart dikişi ilk defa başladıysanız başlangıç parçanız olarak bu eteği kullanabilirsiniz. Çünkü bu parçada hem fermuar hem de cep dikişi yapacağız. Hem de bel kısmına bel kemeri ekleyeceğiz. Bu kadar fazla çalışmayı bu kadar hızlı şekilde yaptığınızda siz de şaşıracaksınız. Şimdi o zaman kumaş katında bir adet keselim. Dikiş işlemine eteğimin ön parçasıyla başlıyorum. Bunun için parçamı açıyorum. İç cep olarak kestiğimiz parçaları ise aynen böyle yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdikten sonra birincisi parçanızı dikin, açın, dışarıdan bütüleme yapın. Sonra buradan incecik bir dikiş çekin. Sonrasında ise parçanızı alıp içeriye doğru katlayın ve dışarıdan da büyütüleme yapın. Bu işlemlerden sonra parçam bu şekilde olacak. Resmen dikerken bile rengi enerji veriyor. Şimdi yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu alanda incecik bir dikişimi çektim. Parçamı ters çeviriyorum. Sonrasında ise kesmiş olduğum dış cep torbalarını getiriyorum. Cep torbamı tam olarak üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu arada cep torbalarında buradaki gibi köşegen olmaz. Genelde yumuşatırlar burayı. İğneleme işlemlerini yaptıktan sonra da torbalarım artık sabitlendi. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde oldu. Parçamı bu köşeden başlayarak yukarıya doğru bel hattına doğru dikeceğim. Aynı işlemi burada da dikişini yapacağım. Torbalarımı sabitledikten sonra bu kısımlarda kayma kaçma olmaması için zikzak dikişlerde şu en kenardaki uç noktalarımı sabitleyeceğim. Hatta dilerseniz buradan incecik bir dikiş çekerek de şu açıkta kalan küçük cep torbası payını da yan taraflardan sabitleyebilirsiniz. Artık eteğimi diktim. Ön taraftan görüntüsü bu şekilde, arka taraftansa görüntüsü bu şekilde oldu. Ben ceplerimin tüm kenarları boyunca sülfülerimi de çektim ki daha düzgün bir görüntüm olsun. Daha önceden kesmiş olduğum arka parçamı açıyorum ve kumaşımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. İğneleme işleminden sonra ise sadece bu tarafı dikiyorum ve ütüleme işlemini yapıyorum. Bu tarafı yapmıyorum çünkü bu tarafa fermuar ekleyeceğim. Şimdi eteğimin ön ve arkasını birleştirdim ve sıra fermuara geldi. Ben bu işlem için kendime gizli bir fermuar kullanacağım. Böyle iyice portakala benzeyen bir çalışma oldu. Bunun sebebi bu renkte kendime bir fermuar bulamadım. Ama yakın tarihte özellikle bilinen premium markalarda böyle kontrast renkleri kullanıyorlar. Benimki sadece böyle 7 gün turuncusu oldu. Yani neyse. Şimdi size gizli fermuarla ilgili birkaç taktik vereceğim. Fermuarınızla işlemi yapmadan önce ilk önce ben her zaman fermuarımın şu dişli kısmını içeriye doğru açarak buradan bir ütüleme yapıyorum. Böylece dikiş esnasında kolaylık sağlıyor. Burası fermuarımın dışarıdan gözüken kısmı. Fermuarımın ilk başta dışarıdan gözüken kısmının bu kısma denk geleceği şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ise dişlimin en iç kenarı olan bu kenardan başlayarak tüm yan tarafım boyunca fermuarımı şu dişlinin sınırına kadar dikiyorum. Bu arada fermuarımı dikerek yanlış yaptım çünkü belime bel kuşağımı ekleyeceğimi unuttum. Ama bu da iyi bir şey vesile oldu çünkü eteğimi bu vesileyle giyip baktığım zaman arka kısmında bolluklarımın olduğunu fark ettim. Bu yüzden de arka tarafa pens attım. Bu penslerin uzunluğu 11 cm uzunluğunda, yaklaşık 2 cm de genişliğinde. Şimdi ilk önce bu pensleri kapatacağım. Sonra ise bel kuşağımı ekleyeceğim. Şimdi belimin toplam genişliği kadarlık bir kuşak kestim kendime ve bu kuşağın da toplamda paylar dahil uzunluğu 8,5 cm. Bu parçayı alıyorum ve bel hattımı boyunca yerleştiriyorum. Bu uçtan başlayıp diğer uca kadar parçamı dikiyorum ve böylece kuşağımla eteğimi birleştirmiş oluyorum.
sefer işlemi doğru şekilde yapıyorum. Bel hattımı ortadan ikiye katladığım zaman bu şekilde gözükecek. Yani şu noktaya kadar fermuarımı açıyorum ve dışarıdan gözüken kısmını buradaki ileride kat yerim olan noktaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve daha sonra tüm bu hat boyunca dikişimi dikerek fermuarımı ilk bacağını sabitliyorum. Şimdi ise geldim eteğimin diğer kısmına. Fermuarımı bu dışarıdan gözükecek parçasını yine dışarıdan gözükecek şekilde ve aynen böyle de yerleştiriyorum. Tüm yerleştirme işlemini yaptıktan sonra iç kısımdan yine dişlilerimin en sınır yerinden olacak şekilde dikişimi dikiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fermuarımı diktim ve geriye bu açıklığı kapatmak kaldı. Bunun için parçamı ters çeviriyorum. Sırf bu renge bakarken dikiş dikmek bile insana enerji veriyor. Gerçekten çok güzel. Devam edecek olursam parçalarımı yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve daha sonra sanki dikişim burada sonlanmamış gibi başlayarak tüm yan dikişimi dikiyorum ve böylece parçamın önünü ve arkasını dikmiş oluyorum. Bu işlem sonrasındaysa şunu yapıyorum. Bildiğiniz gibi bu tarafı şuradaki kat yerine kadar dikmiştim. Şimdi bunun temiz bitişi için şöyle yapacağız. Parçamı açıyorum. Daha sonra bu kat yerinden tam olarak ortadan ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra ise 1 cm olan dikiş payımı yine içeriye katlıyorum. Ve aynen bu şekilde tutarak fermuarın bittiği şu noktada yukarıya aşağıya dikişler dikerek parçamı burada sıkıştırıyorum. Bu işlemi yaptığım zaman aslında aynen böyle temiz bir bitiş elde edeceğim. Bu işlemin aynını eteğimi diğer yakası olan bu tarafta da yapıyorum. Parçamı alıyorum, katlıyorum. 1 cm içeride tutuyorum. Ve daha sonra bu uç kısımdan dikiyorum. Dikip de parçamı ters çevirdiğimde artık böyle tertemiz bir bitişi oluyor. Şimdi hem yan dikişimi hem de bel kuşamdaki bu işlemi gerçekleştiriyorum. Parçamı ters çeviriyorum. Bu parçalarımı alıp dışarıya doğru çıkartıyorum. Fermuarımı kapattığımda artık görüntüm böyle olacak. Siz fermuar dişlisini en yukarıya doğru getirebilirsiniz. Ben biraz aşağıda yapmışım. O yüzden böyle gözüktü. Gizli fermuarım ve cebimse gördüğünüz gibi oldu. Şimdi yapacağım işlemlere gelecek olursak. İlk olarak etek ucu. Etek ucunu isterseniz 1-2 kat katlayıp tüm etek ucu boyunca dikebilirsiniz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bütün etek ucumu sürfile çekeceğim. Sonrasında ise içeriye katlayarak el dikişiyle gizli dikiş yapacağım. Böylece etek ucunda bir baskı payı gözükmeyecek. Bel kısmına gelecek olursam da parçamı zaten biliyorsunuz ki 1 cm dikiş payı olarak buradan katlamıştım. Tüm bel hattım boyunca 1 cm dikiş payı vererek buradan incecik bir dikiş çekiyorum. Bütün bel çevresi boyunca bu işlemi yaptığımda ise eteğim artık hazır oluyor. Eteğimin de artık baskı payını içeriye katlayıp el dikişini yaptım ve son dokunuş. Kendime yaklaşık 2 cm kalınlığında bir birit parçası hazırladım. Bununla da belime bel tokası yapacağım. Bu işlemi ise şöyle düşünüyorum. Hem ön bedenimde hem de arka bedenimde 2 adet birit koyacağım. Önce birit parçamı alıyorum ve dışarıya doğru yerleştirerek buradan bir dikiş yapıyorum. Dikişimi yaptıktan sonra ise içeriye katlıyorum ve bu sefer de dışarıdan bir dikiş yapıyorum. Son işlem olaraksa üst parçamı da tutturmak için birit uzunluğuma göre parçamı kesiyorum. Kestikten sonra ise içeriye katlayarak dışarıdan dikişimi dikerek artık kemer tokalarımı da yapmış oluyorum. Bu işlemleri de yaptıktan sonra artık eteğim giyilmeye hazır. Yalnız benim bu etekle ilgili talihsizliklerim maalesef ki bitmedi. Üzerime giyip ölçmeme rağmen ön kısımda halen daha biraz boşluk olduğunu fark ettim. Onu da şöyle çözeceğim. Elimde bulunan mevcut bir lastiği aynı bunu lastik tüneliymiş gibi açarak içerisine yerleştireceğim. Sonrasında ise kapağımı kapatacağım. Bu bel kemerimin içerisine bir lastik koyarak aslında burada da giydiğimde o bolluğu kapatmış olacağım. Tüm bu işlemler sonrasında ise eteğim artık giymeye hazır olacak. Ve eteğim artık hazır. Bel kısmında ön tarafta fazla gelen yere bildiğiniz gibi lastiğimi eklemiştim. Ve böylece giydiğim zaman belime çok iyi şekilde oturan bir parça elde ettim. Geniş cepleriyle ise tam bir yaz kurtarıcısı oldu. Ben üst taraflarda kendime biritler eklemedim. Şayet siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Ve umarım dikmiş olduğum bu parça hoşunuza gitmiştir. Şayet dikmiş olduğum bu parça hoşunuza gider ve siz de benzerini de denerseniz Made with the Blanket kitini kullanmayı ve Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Haftaya yine ve yepyeni bir projeyle tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, görüşmek üzere.